Merhabalar herkese. Mis Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Sizlere evde kolayca hazırlayabileceğiniz pastane usulü tulumba tatlısı hazırladım. Şimdi tulumbamızın şerbetini hazırlayarak yapmaya başlayalım. Öncelikle tenceremize 6 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su ve üzerine de çeyrek limonu sıkıp kabuğu ile birlikte ilave edelim. Biraz karıştırıp 15-20 dakika boyunca yüksek ateşte kaynatalım. Şerbetimiz kaynayıp koyu kıvam aldıktan sonra soğumaya bırakıyoruz. Hatta ben daha çabuk soğusun diye başka bir kaba aktardım. Sonrasında buzdolabına kaldırdım. Siz de isterseniz günler öncesinden şerbetinizi hazırlayıp buzdolabına kaldırabilirsiniz. Hiçbir şekilde hiçbir şey olmuyor. Gördüğünüz gibi gayet koyu kıvamlı bir şerbet oldu. Şimdi tulumba tatlımızın hamurunu yapmaya geçelim. Geniş ve kenarları yüksek olan tenceremize 3,5 su bardağı su alıyoruz. Üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ve yarım çay kaşığı tuz ilave edelim. Aslında tulumba tatlısı dışarıdan çok zor bir tatlı gibi görünse de inanın evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir tatlı arkadaşlar. Şimdi üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker ilave edip tereyağımızın erimesini ve suyumuzun da kaynamasını bekliyoruz. Evet, suyumuz kaynamaya başladı ve şimdi üzerine 500 gram un, yani yarım kilo un ilave ediyoruz. Ocağımızın altında kısıp tahta kaşıkla yaklaşık 10 dakika boyunca unumuzu hamur haline dönüştürüyoruz. Bu işlem biraz yorucu arkadaşlar ama hamurumuzu topaklanmaması için sürekli karıştıralım. Hamurumuzda un topaklanması varsa arkadaşlar kaşığımızın arkasıyla iyice vura vura dağıtalım ki hamurumuza karışmasını sağlayalım. Evet, şimdi hamurumuzu ocağımızdan alalım ve daha çabuk soğuması için masanın üzerine alıp ilk sıcaklığı geçtikten sonra 5 dakika boyunca hamurumuzu elimle yoğuruyorum. Evet, hamurumuz istediğimiz kıvama geldi. Şimdi hamuru geniş bir kaba alalım. 5 adet yumurta kullandım ama her bir yumurtayı tek tek ilave ettim. Her koymuş olduğum yumurtada yumurtanın hamura karışmasını sağlıyorum. Diğer yumurtayı öylelikle ilave ediyorum. Ben buraları biraz hızlandırdım arkadaşlar, siz sıkılmayın diye. Ama her yumurtanın arasında en az 4-5 dakika hamuru yoğurup diğer yumurtayı öylelikle ekliyorum. Kesinlikle yumurta kokusu asla olmuyor arkadaşlar. Yeter ki her yumurta arasında hamurumuzu 4-5 dakika muhakkak yoğurun. Evet, yoğurma işlemim bitti. Hamurumun kıvamı oldukça ele yapışan bir hamur olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elime yapışan bir hamur oldu. Şimdi sıkma torbamızı alıyoruz. Sağlam bir sıkma torbası olmasına dikkat edelim. Silikon ya da kumaş olan torbalardan kullanabilirsiniz. Evet, tulumbamızı sıktıktan sonra makasla istediğimiz boyutta soğuk sıvı yağımızın üzerine kesiyoruz. Unutmayın arkadaşlar, muhakkak sıvı yağımız soğuk olacak. Eğer elinizde geniş uçlu duy varsa onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bendeki uç inceydi. Geniş uçta tulumbalar daha tombul ve daha güzel oluyor. Bunu da söyleyeyim. Evet, sıkma işlemimiz bittikten sonra ocağımızın altını açıyoruz arkadaşlar. Kızartmaya başlıyoruz artık. İlk başta kesinlikle karıştırmıyoruz. Hafif pembeleşince kevgirimizin arkasıyla videoda gördüğünüz gibi yavaş yavaş dokunduruyoruz. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basıp bana destek olursanız çok sevinirim. Evet, tulumbalarımız artık yavaş yavaş kızardı. Şimdi bir kevgir yardımıyla soğumuş olan şerbetimizin içerisine alıyoruz arkadaşlar. Tulumbalarımızı şerbetimizin içine aldıktan sonra ikinci postayı yapacağımız zaman tavamızdaki sıvı yağın muhakkak soğumasını bekliyoruz.
Gördüğünüz gibi oldukça koyu kıvamlı bir şerbet oldu arkadaşlar. Tulumbalarınızın yumuşak olmasını istemiyorsak şerbetin soğuk ve koyu kıvamlı olmasına dikkat edelim. Şerbetini çektikten sonra bir servis tabağına veya tepsimize alalım. Evet, tulumba tatlımız artık servise hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam istediğim gibi çıtır çıtır bir tulumba tatlısı oldu. Siz de evinizde rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun.